Uzun, çok uzun bir aradan sonra kızlar arasında tekrardan hoş gelmiş bulunmaktasınız. İkinci sezon ile devam ediyorsunuz kesmeden. Evet, gerçekten. Duygu ve düşüncelerinizi alalım tekrardan bu koltukta, bu üçlü aynı konsept. Bak, sanki hiç ara vermemişim gibi hissediyorum. Hani sabah mesela storylerde sorarken şeydim. Lan bayağıdır bu soruyu sormuyordum. Nasıl yapacağız? Neler gelecek falan diyordum ama şu an şuraya oturunca sanki hiç evet ben de biraz rahatladım yani gerçekten. O zaman gene hız kesmeden başlayalım yani. Bu seferki konumuz size söylenen en saçma ayrılık bahaneleriydi. Böyle bir konumuz var. Sorun sende değil bende. Aynen. Ya birkaç bu tane. Klişe, sağ, bu evet. Saçma değil, klişe artık o. Klişe herhalde. Bayağı çılgınca şeyler var. Bozdu mu? İnsanlığa, benim eleştirim insanlığa. Evet, ilk yazılanla başlıyoruz. Annem bizim köyden bana kız bulmuş demişti ve benden ayrılmıştı. Bir şey söyleyeceğim. Bak, esirim mesela şey şu. Madem sana köyden bir kız bulunacak, niye diğer kızlarla görüşmeye devam ediyorsun? İşte o kız bulunana kadar. Ne sen illa biriyle evleneceksin, nasıl 30'unda evlenirim 30'una kadar. Ama ne bileyim. İnsanlara yazık olmasın demiyorsun. Bunu yazan benim tane arkadaşım da 30'unda olmadığını biliyorum yani. Bekleyebilecek bir yaşta. Şey neydi, bunun tam tersi şey olmuştu. Bir arkadaşım şey demişti, zamanında ayrıldığı bir kız arkadaşı. Ya neydi hatırlamıyorum ama hani böyle Türkiye içerisinde bir takım etnik gruplar vardı ya. Onlardan hani mesela ne bileyim Çerkez mi diyeyim, Süryani mi diyeyim ne öyle bir işte azınlıktan. Şey demiş, benim ailem sadece hani bizim gruptan olanlarla evlenmeme izin veriyor. Ve hani bana bir çocuk buldular, onunla evlendi. Şey, onunla mı evlenmem lazım şimdi? Ama şey demişti arkadaşım, gerçekten evlendi onunla, o yüzden değişik bahane değil. Harbi. O zaman ikinciye geçiyorum. Başka bir erkek beni seviyor diye benden ayrılmıştı. Sövüp engelledi. Aşık işte. Manyak. Ben bir an şey dedim, karşısındaki kişi ona başka bir erkek. Yok, rekabete gelememiş. Ayrılmış ondan. Aa, sen de mi uğraşacağım? Git o zaman hiç kimsenin bakmayacağı bir kız bul diyeceğim de o da hiç yani. Ya çok imkansız bir şey yani. Bahane bu, direkt bahane. Bunun bir backstory'si olabilir diye düşünüyorum ben. Yani, bize anlatılmayan. Hani şey gibi, çocuğu bence rahatsız eden, kız bir şey yapmamıştır onu asla demiyorum ama muhtemelen çocuğu... Günahı da almayalım biz ama yine de. Kim bilir sen ne yaptın? Demiş ki benim değil ama abimin başına geldi. Hamileyim deyip ayrılmıştı kız. Aa, kimden acaba? Yani demek abinden değil diye anlıyoruz. Evet. Ya da gerçekten hamile miydi? Tabi burası da bir muallak. Hayır ya, ben şunu anlamıyorum. Mesela hamileyim dedi, ayrıldı abimden. Abin ne dedi? O noktada. Değil mi? Sanki gerçekten orada hikaye bitiyor. Evet, şey. Hikaye orada bitmiyor ya. O çok merak edilesi oluyor. Hani ne oldu sonra? Ne diyebilirsin ki? Hamileyim arama. Engelledim. Bunu yalan olarak söylemezsin diye düşünüyorum. Çünkü yani kendi burada ne yalanlar duyacaksın? Aşkım ne yalanlar var? Burada ne yalanlar duyacaksın? Yok, şu açıdan diyorum. Kendini kötü duruma sokacak bir dur hani bu. Anladın mı? Yani ya evet, öyle düşünmüyor işte. Mesela birinden ayrılmak istiyorsan ben hamileyim demek yerine bulabileceğim bir sürü başka bahane var. Hamileyim demek biri. Daha çok kavgaya ve daha çok sorgulamaya sebep olmaz mı burada yalan olarak? Burada duyacağımız şeylerin hepsi böyle zaten. Ay ben mantığım almıyor artık. Mantık alan var ama canım. Kombet değildik ülke olarak, kombet değildik bence de. Kıssadan işte bu. Demiş ki çok zaman geçirip sevgimizi tüketmeyelim dedi. Ayrıldı. Tadında bırakalım demiş. Mantıklı. Bence de mantıklı. Demek ki bir sonraki evrede kendini mutsuz göreceğini fark etmiş yani. Demiş ki bak seni seviyorum. Kötü almayalım birbirimizi. Sen de git başkalarıyla. Ben de gideyim başkalarıyla. Herkes kendi yolunu. Evet. Yani gene en azından bir tip dürüst denilebilir mi o zaman? Bu saçma değil bence. Evet biraz garip. Yani söylemenin garip bir yolu sanki evet. Yani bunu. Çok fazla hem sevgimizi mi tüketmeyelim? Evet. Söylemenin garip bir yolu, anladın mı? Ya evet saçma. Pop şarkısı mı? Demiş ki neden ayrılıyoruz dedim. Özel hayatım sana ne dedi? Bu çok güzelmiş. Hoş nasıl bunu çok sevdim. Nasıl bu kadar hoş? Komik. Tabii başıma gelse deliririm de. Duyunca özel hayatım sana ne diyorum. Bir şey de diyemezsin. Salağa bak, aa. Gerizekalı lan bu der. Gülerim herhalde bir de o an yani. Böyle şeyler hep o aklıma geliyor. Saçını paintle boyayıp. Benim aklım neydi? Dayımın hapse girdiği tane. Demiş ki bana bir şey söylemedi. Ben kendim anladım ayrıldığımızı. İki hafta boyunca telefonu açmayınca bu benden ayrılmış galiba. Ya evet ya o evet. Tarz. Bu çok adi iyice ama bak. Bu gerginim. Haber vermemek ne? Ayrıldın haber vermemek. İlişki içindeysen söylersen. Flört aşamasındayken hani ghosting tamam, ghost vardır. Yapabilirsin. Evet. Soğutma vardır ama ilişki.
yani bir söylersin ya hani. Ayıp. Ayıp. Kardeşim yoracağız seni ama hani bir ayrılık mesajı atarsan. Benim olmuştu ya bir kere öyle talihsedeyken anlatmıştım bu hikayeyi zaten daha önce. Ben ayrıldığımızı arkadaşımdan öğrenmiştim. Facebook'ta ilişkisi var. Facebook'ta başkasıyla ilişkisi var görünüyor. O yaşlarda öyle oluyor da ama işte bir de öyle evet. Bir durum var. Bircem'in travmalarını dinledik az önce. Hala olmuştu. Adım Deniz olduğu için komünist olabileceğim tehlikesinden dolayı terk edildim. Bu isimle alakalı ön yargıları ben yakın zamana kadar farkında değildim. Hiç. Ben hiç görmedim gerçekten. Bu arada. Ben hiç anlamıyordum hani. Deniz'in hani bu tarz bir çağrışım yapabileceğini ya da böyle mesela ne bileyim daha milliyetçi çağrışımları olan, daha evet, dindar çağrışımları olan isimler olduğunu hani. Bunun ailesi kesin şöyle falan. Hiçbir fikrim yoktu ya. Sen nasıl keşfettin? İşte ne bileyim stand-up'larda falan insanlar onunla ilgili şakalar yapıyor. Bilmem ne ya da işte birine işte hani şunun adı bu falan deyince kesin şöyledir falan. Falan diye şey yapıyorum ben böyle nasıl öyle olabilir? Nasıl bildin ya falcı mısın sen? Ama mantıklı işte. Çünkü hani tamam aileni seçemiyorsun ama ismini seçen bir aile var ya ve hani hani nasıl bir aileden geliyorsun? Ama işte o da ön yargı ya da sebep oluyor. Çünkü bazı oluyor, hani, ailesi yani. Hakkında bir şeyler anlayabilirsin ama o insan hakkında %100 bir şey söyleyemezsin. Yani. Hele ki bizim gibi bu konudan muzdarip bilmeyen insanlar aa Deniz evet. Güzelmiş koyayım deyip koyduysa. Ay var ya evet ya. Yani benim çocuğumun konuyla hiç alakası var. Evet. Demiş ki ayrılamadığı için aldatmıştı. Ay. Niye ay ya? Hayır çocuk açısından ay değil kız açısından ay diyorum. Çok evet. Kötü ama. Bence çocuğu özledim. Ay yazık ayrılamadım. Ayrılamadım. Seni düşünmüş. Bak seni düşünmüş ama üzülme diye sen. Ablam bu sıralar depresyonda onun sevgilisi yokken benim sevgilim olmamalı ona destek olmalıyım. Bu yüzden senden ayrılıyorum. Var ama böyle manyaklar biliyor musun? Göbek bağı bir kardeşler var yani. Bundan sonra biriniz manitanızdan ayrılırsanız bir şey suçu manitanızdan ayrılması lazım şu an. Ayrılamayız. Ya da sen bul bir tane. Aynen biz de böyle. Çok üzücü insanlara gideceksin ki çok üzücü manitan olmam. Oy birliği şu an. Evet. İki bir ben kahvetçi. Demiş ki lisede WhatsApp grubunda parantez içinde LGBT grubuydu bu arada. Tanıştığım bir kız ile sevgili olmuştuk. Kız ile mükemmel anlaşıyoruz. Ayrı şehirlerdeyiz ama asla sorun etmiyoruz. Buluşma planlıyoruz, yapıyoruz. Bilet almışım. Gitmem bir hafta kala sürekli annem kanser, babam öğrendi. Beni psikoloğa gönderecekler falan diyerek ayrıldı benden. Sonra başka bir arkadaşından öğrendim ki erkek arkadaşı varmış. Annesinin hastalığı ve benzeri şeyler tamamen yalanmış. Çok kötü işte ya. Böyle şeyleri bahane etmek hoş değil bence. Evet yani. Bu ayrılma bahanesi bir insanı kandırmak oluyor. Evet direkt ayrılabilirdi yani. Ya en başta sen neden Thomas senin uzman erkek arkadaşım oldu? Birazcık hıza gelmiş olabilirim. İyice sinirlendi. Haklı kardeşim ya. Bir şiveli çıkıyor. O neyin şivesiydi? Oy, bak direkt sözü söylemiş tamam. Kız. Ayrılma sözünü. Ben bir bataklığım ve gittikçe seni içime çekiyorum. Benimle beraber batma. Böyle değil bak. Bence de batma. Kaç bu ne ayol? Allah. İçim darlandı okumak. 17 yaşındayımdır. Derslerde şiir yazıyorumdur. Evet. Evet yalnız tek tabanca takılıyor falan böyle. Cool kesinlikle girl. Böyle. Yavaş yürüyor böyle. Kulaklık var kulağımda zaman müzikleri. Ben ya bir şey diyeceğim abi. Benim evet biliyorum. Ama böyle şeyler söylememişsin. Bence Mesut'un sevgisini tarif ettiler. Bana bir anda gelip Zeynep sen çok erkek gibisin. Bana ihtiyacın yok yapamıyorum. Ayrılalım demiş. Ben çok farklı bir yerden bir cinsiyetçilik gelecek sandım. Çok farklı bir yerdeydim. Bence bu hikaye nasıldır sen biliyor musun? Sen kendi kendine yok bu hikaye nasıl biliyor musun? Muhtemelen çok feminist bir hanımefendi kendisi ve sürekli erkek atıyorum eve bırakmak istiyor. Evden almak istiyor. Hesap ödemek istiyor. Bir şey yapmak istiyor. Ve kız sürekli hayır ben yaparım, hayır ben yaparım dediği için belki çocuk artık hani... Şey de olur. Yani şimdi bir kadın kendi yapmak istiyorsa da yapabilir yani. Ay, evine kendin gitmek istiyorsan gidersin. Bir şeylerini kendin ödemek istiyorsan ya da sevgilinkini de ödemek istiyorsan ama ödersin. Bazıları çok i̇şte, koyu fanatik burada gibi yani. Var benim öyle bir arkadaşım vardı çünkü. O zaman ayrı. Ağır şeydi yani. Çocuk iyi niyetinden kızı evine bırakmak istiyor. Ne münasebet ben kendim eve gidemiyorum. Evet, gidemez miyim? Böyle. Mesela... Haydi be. Bana anlatıyorlar. Şivelerle konuşuyoruz evet. Kız bana anlatıyor diyorum ki bak ismini söyleyeyim. Bak İsim diyorum çocuk sen eve gidemezsin diye seni eve bırakmak istemiyor. Seninle daha çok vakit geçirmek yani için istiyor. Seninle yürümek istiyor. Seninle olmak istiyor. Niye böyle bakıyorsun sürekli olaylara? Restorandakileri ayaklandırıp de ki... Bir daha böyle bir şey yaşanırsa sizi işten attırırım. Öyle diller var. Tabii. Var böyleler var. Yani olayı çok farklı. Diyorlar ki mesela işte affedersiniz siz burada kadın mı şey yapıyorsunuz? Oha! Vallahi bak kadın mı? Ay Allah'ım!
arkadaşına hiç göstermedi sandım. Ben vallahi mahalle karısı. Hediye gel. Sandım da gergin Allah. Ya bu böyle bitirse çocuk da artık şey yapıp sen kendine yetersin falan. Yani ha, evet evet. Öyle. Bence böyle bir senaryo gibi hissettim. Olabilir. Bilmiyorum, pisçik güçlerim öyle dedi. Demiş ki direkt gene çocuğun dümdülesi. Dümbürdemat. Aldattım seni, ayrılıyor muyuz şimdi demişti. Yok Hakan estağfurullah sana böyle şeyler. Psikolojik sorunlarım var. Anlatırsan benden soğursun falan dedi. Bırak da ola ben karar vereyim, babana koyayım diyemedim demiş. Ben seni üzerim kızım ya. Doğru. Ben seni üzerim ben. Aynen. Belki borderline, bipolar, ileri seviye bir şey. Ha belki çocuk şizofren. Öyle insanlar söylemiyor ki. Farkında olmuyor. Söylemiyorlar ya. Deli Bal böyleydi. Kim? Deli Bal var ya. Vallahi filan. Çağatay Ulusoy'a var ya. Bipolar falan oldu da adam. Ha bilmiyorum. Şey adam işte bipolar çıkıyor. O yüzden kızdan uzaklaşıp gidiyor intihar ediyor. Kız diyor ki niye bana çok kötü davranıyorsun? Ondan sonra her şey öğreniyor. Adam kese bırakıyor. Ne güzel anlatı ya. Şu an Deli Bal kalması gibi. 2 saatlik filmi şurada 5 dakikada aldı. Olay mı? Demiş ki arkadaşımı ayarlarken yanlışlıkla seni kendime ayarladım. Buna benzer bir olay vardı. Kız yapmıştı. Kız bir çocukla birlikte olmak için önce o çocuğun arkadaşıyla birlikte oluyordu. Sonra kendi arkadaşıyla onun arasını yapıp kendisine evet. aldattırıyordu. Sonra gidip evet. diğer çocuğun omzunda ağlıyordu. Evet. Bu seri neler gördü. Neler gördü. Burada artık hiçbir şey yadırgamıyorum. Demiş ki ben Esmer'dim. Annesi de sarışın kadınlardan hoşlandığı için benden ayrıldı. Ay anneci. Anancı. Demiş ki benim astımım varmış ve o sigara içiyormuş. Bu yüzden ayrılmış kızdan. Bir şey diyeceğim, şöyle olabilir ama kız sigara içmesini hiç istemediği için çocuk da en sonunda böyle olmuyor diye şey yapmış olabilir. Sigarayı tercih etmiş bir nevi. Evet. Size baktığımızda. Ben içeceğim arkadaşlar. Ben içeceğim yani. Senin astımın ha. Bir sigara parada da karışmış. Ay ne iyi oldu. Hadi oku. Hadi milletin ayrılıkları. Tavsiye de vermiş değil mi? Gülüp geçiyoruz sadece. Tavsiye sen de yok. Hayır. Şey, anılarımızı da ekliyoruz. Sen de direkt dalga geçiyoruz. Şimdi bak bu o kadar çok gelmiş ki anlatamam. Yani gerçekten. İnanılmaz fazla gelmiş. Allah. Ben ilk dedim ki. Bu değil. Şimdi okuyacağım. Ha şimdi okuyacağım. Şimdi okuyacağım. Hatta ilk gördüğümde ya bu kesin palavradır dedim ama bir sürü görünce herkes bu yalanı kullanıyor dedim. Kanserim ölen birine aşık olamazsın. Ya. Dram yara Allah. Kanser yalanını. Ya, kanser yalanını çok fazla yazan olmuş. İnanılmaz fazla. Ya bu ne Kore dizisinde mi oluyor? Siz nerede yaşıyorsunuz? Hayır bir an öbür gün manitamız kanser olsa ama. İnanmayacaksınız. Gerizekalı. Bu çok ağır. Bir de var ya karma derler ya dönüp dolaşıp ay böyle yalanlar söylemeyin. Benim başıma lisedeyken geldi. Sen mi Hayır. Ya bana şehir değiştiriyorum demişti. Şehir falan değiştirmemiş. Çok doğmuş. Koymuşsun. Arap atı şeyi lavabo olunca. Şey benim bir arkadaşımın sevgilisi vardı öyle devamlı yalan söyleyen ama o da şeyden değil ayrılmak için değil iyi için. Benim yok, dramım kanserim. Arada kaynadı gitti diyorum. Hayır. Değiştireceğim dedi çocuk bana. Gideceğim dedi gitmemiş. Onlar da çok geldi. O yalanı da herkes kullanıyor. Anladım. Popülermiş yani o da. Taf yalanlar. Zaten. Allah'tan liseden en melankolik zamanlarımız lisede zaten. Cevap vermese de olur anladım. Evet bir kere görüşmüştüm. Şehir değiştireceğim dedi. Değiştirmemiş. Gördüm bir de piç. Ama görmemiş gibi yaptım. Yürüdüm. Sevgilim bana buluşmak için bir yer tarif etmesi ve benim bulamamam sonra sinirlenip ayrılması. Bu benim başıma çok gelebilirdi. Ama neyse ki geldi. Hayatımda gördüğüm en kötü yer, yön, hafızası. Ya evi bulamadı. Ne yaptım evi bulamadı. Gitmiş başka apartmana girmiş ya. Kapanışı bekliyor. Bir de katı da soruyor bak kaçıncı kat diyor. Birinci kat. Gittim birinci kapı dairesinde bekliyorum açıksın. Ya hiç yok ya. Yön duygum hiç yok ya. Çok kötü Berçemi. Oyun falan oynuyoruz direkt kayboluyor. Oyundan da kayboluyor. Bir şey bak bu da ablamdan olabilir. Fotoğraflarımı çekemiyorsun. Evet. Allah'tan çok güzel çekeyim. Bir şey diyeceğim. Bu da benim başıma gelmiş bir şey sıralanmış böyle. Beni hiç kıskanmıyorsun demek ki beni sevmiyorsun demiştim. Mazoşist manyak demiş. Sen mi dedin sonum da? Ece dedi. Tamam. Bana dendi. Aa, Ece bu bir şey ben kıskanmıyorum ki. Aa, ben kıskanmıyorum ki.
Bu yüzden kavga ettiğimi de biliyorum yani. Beni hiç kıskanmıyorsun diye. Nasıl kıskanmıyorsun? Kıskanmıyorum. Ben de öyle çok kıskanmış gibi. Ben kıskanıyorum da belli etmem yani. Hatta böyle alenen yanımda yavşasın. Gene kıskanmam. Sadece kıza sinir olurum. Tamam işte. Ama kız alenen yavşarsa sinir olurum. Hadi o da haddini bil diye. Yani benim kıskançlığım önce şöyle bulur. Sevgilim bir başka kıza çok ilgi gösteriyor. Ha, evet. Evet, ona ben de onda, ama onda zaten sinirlenirim yani. Aynen. Onun dışında yani arkadaşlarıdır bilmem ne çevresinde kim var kimi takip ediyor. İlla tanışmama falan da gerek yok mesela. E tamam, onun dışında ne oldu? Ay geçen dışarıdaydım işte, şu bana geldi, bir kız geldi şöyle bir şey dedi falan. Kıskanma. Ha öyle mi oldu dedim yani. Aynen, ben de kıskanma. Ya şey Çağlan'ım, bizim olan bizimdir. Şu an. Öyle bir alırlar ki böyle kalırsınız valla. Ay alsınız, onun da gideceği varmış yani. Ya bu da kıskansan da kıskanmasa, kıskanarak ben bunu engelleyemem. Evet, gideceği varmış. Orası öyle zaten canım. Bazıları öyle insanlar var ki ayartıyorlar aşkım. O yüzden kıskanırsın. Hayır ama hayır, o zaman benimkinde ayartılacağı varmış, gitsin. Aynen, o zaman yani. Yani. Ben bunu gene kıskanmam. Hayır, neler var, izledik geçen gün, izledik. Tamam, sıradaki konuya geçiyoruz. Ha, ne olur. Şarjım bitiyor canım, sonra konuşuruz deyip konuşmamam. Cinler benimle uğraşıyor. Ay. Duvarlardan ses duyuyorum, sana da zarar verirler, ayrılalım demiştim mal diye. Bir şey söyleyeceğim, korkan biri ise direkt ayrılır. Bu taktik işe yarayabilir. Köpeğine zaman ayırması gerektiğini söylüyor. Ya. Yine köpeğe tercih edilmiş. Sigaralara, köpeklere tercih edildi bu kızlar. Sen benim öğrencim sayılırsın, bu şekilde devam edemeyiz dedi. Ayrıldı. Meğer fakültede tüm öğrencileriyle birlikteymiş. Ay bizim okulda da bir öğretmen yakalanmış. Bizim okulda da yakalanmış. Bizim okulda öğretmenler yakalanmıştı. 6 ay geçtikten sonra ben ilişki yapacak biri değilim. İlişki bana göre değilmiş. Deneme tahtası mı bu ya? Evet, gerçekten. Buna burada çok tilt oldum. Deneme tahtı mısın sen? Evet, doğru diyorsun kardeşim. Konuş. Deneme tahtası mısın? Ne güzel konuşuyor. Konuş belki. Yavaş yavaş öğreniyor inşallah. Onu insanlara karşı çok seveceğim biri yapmış. Oo, sert erkeğimizin duvarları yıkılmış. Aşık olmuş ve bu hoşuna gitmemiş. Severek ayrıldık, ona yanıyorum. Unutma bu kokumu, burcu burcu. Sabah programlarına bağlı. Ve şimdi... Anne bu kızıyor. Anne! Yine bir ana kuzusu daha. Seni kalbimle değil mantığımla sevmişim. Ne demek? Ha, diyor ki senin onun bunun şuyun için sevdim. Ama bir yerden adam. Baktım sen pinti cimri bir şey çıktın. Mantığım da almıyor artık. Mantığım da almıyor artık. Demiş ki kızım ben İzmirliyim, seni aldatırım, olmaz bu iş, uzaktan ayrılalım ve pat engel. İzmirli insanları karşıma almak istemiyorum öncelikle. Hayır. Hiçbir İzmirliyle sorunumuz yok. İzmirliler çok sevimli gerçekten. İzmirliler gerçekten böyle misiniz? Soruyorum. Böyle bir iddia, böyle bir söylenti var. Bir rivayete göre. Bir rivayete göre İzmirlilerin daha rahat olduğu söyleniyor. İzmir'de kızlar erkekle takılıyorlar. İşte böyle sıçmalar yapıyorlar. İzmir'de kızlar teklif ediyormuş arkadaşlar. Ben İzmir'e gidiyorum. Bitti. Değil mi? Bitti. Görüşürüz. Hadi kapanış yapmayı unutmuş Ece arkadaşlar. Bir serinin daha sonuna geldik. Bu sefer istikrarlı bir şekilde çekeceğimizi düşünüyorum. İnşallah. Hayırlısıyla kısmet. Ya inşallah seneye hocam. Ama yani. Aynen. Bu sene artık çekemeyiz daha. Hayır. Bu kadar geç anlamaları peki. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala da abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.